implantla ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra kısaca implantın operasyonunu anlatalım ve daha sonra genelde hastalarımızdan duyduğumuz sıkça sorulan sorulara bir küçük cevap verebiliriz. İmplant yaptırmaya geldiğinizde ilk olarak biz genel sağlığınızı soruyoruz. Eğer genel sağlığınızda ciddi bir sorun yoksa, yani çok kontrolsüz bir diyabetiniz veya çok ciddi bir tansiyon hastalığınız ya da çok ağır bir ilaç kullanmıyorsanız hemen başlıyoruz. Eğer böyle durumlar varsa da ilk önce bunun ayarlamasını yapıyoruz. Genelde hastalarımızın hepsini implant yapabiliyoruz. İmplant yapılamaz dediğimiz bir hastamız pek çıkmıyor. İmplant yapıldığına karar verdiğimiz zaman da ilk önce size diş çekiminde yaptığımız gibi küçük bir anestezi yapıyoruz. Ve normal diş operasyonunun yapıldığı odadan daha özel hazırlanmış, steril bir odada diş çeker gibi sizi hazırlayarak tedaviye başlıyoruz. Anestezi yapıldığı için diş etinizde herhangi bir ağrı hissetmiyorsunuz. Kemikte zaten herhangi bir sinir olmadığı için implant kemiği uygulanırken herhangi bir ağrı hissetmiyorsunuz. İmplant, her implant markasının ve implant çaplarının kendine özel küçük parçaları var. Onlarla implantın girebileceği kadar uygun bir delik açıyoruz kemiğinize. Ama yine kemikte herhangi bir sinir olmadığı için herhangi bir ağrı veya sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yuva açması yaklaşık 1-2 dakika sürmektedir. Çok kısadır. Daha sonra bu görselde biraz büyütülmüş olan görseldeki implant gibi bir implant kemiğinizin içine yerleştirilmektedir. Herhangi bir size sizi yoracak bir kuvvet uygulamadı. Daha sonra üzerine dikiş atarak kapatıyoruz diş etinizi ve o şekilde yara iyileşmesini bekliyoruz. Bu operasyon sonrasıdır. Operasyon sonrası küçük birkaç tavsiyemiz, aynı diş çekiminde veya geçirdiğiniz herhangi bir diş eti operasyonunda olduğu gibi ufak tavsiyelerimiz ve yazacağımız ilaçlar oluyor. Bunlar yine çok ağır, büyük ilaçlar değil. Sadece çok basit, dar spektrumlu bir antibiyotik ve ağrı kesici. Ayrıca temizliğiniz, dezenfektanınız için bir gargara yazıyoruz. Daha sonra 2,5 ay bekliyoruz. 2,5 ay sonra geldiğinizde implantınız kemiğinize birleşmiş oluyor. Yani o artık sizden bir parça oluyor. Daha sonra üzerine dişi yapmak için küçük bir parça vidalıyoruz. Burada herhangi bir anestezi ya da cerrahi işlem yoktur. Basit bir dikiş alımı gibi bir işlem. Küçük bir parça, sanki kesilmiş diş gibi bir parça oluyor ağzınızda. Daha sonra onun üzerinden ölçü alarak normal bir kaplama yapıyoruz. Artık dişiniz olmuş oluyor. Kaplama için ileride bir sorun yaşasanız bile sizin her zaman kemiğinizde bir implantınız olmuş oluyor. İmplant tedavisi bu kadar kısa ve basit bir tedavi. Şimdi gelelim genelde endişelenilen şeylere. Genelde implant yaptıracak veya yaptırmış olan hastalarımız operasyon sonrası çok şişlik veya morluk olacağını düşünüyorlar. Veya etrafındaki bazı insanlar da bunu görmüş oluyorlar. Çok nadiren bazı insanlarda alerjik reaksiyona yatkın olan vücutlarda çok ciddi şişlikler ya da büyük morluklar oluşabiliyor. Bunun için de biz operasyon sonrası herkese sanki olacakmış gibi ufak önlemler alıyoruz. Gerekirse morluğu azaltmak için ona uygun ağrı kesiciler, şişliği azaltmak için antibiyotikler yazıyoruz. Ama bu çok küçük bir kısım. Yani bu büyük şişlikleri ve morlukları yaşayan hastalarımız genelde kollarını hafifçe bir yere çarpsalar veya ayaklarını çok ufakça burksalar bile morarar ve şişen hastalar. Yani çok alerjik reaksiyonlu hastalar. Ayrıca genelde hastalarımız en başta anlattığım gibi acaba implant kanser yapar ya da vücudumda başka bir reaksiyona sebep olur mu diye soruyorlar. Her zaman her gelen hastaya aynı cevap veriyorum. İmplant sadece sizin dişiniz için uygulanmıyor. Ki uygulanabilecek en güvenli yer ağız içidir. En kolay yer. Çünkü ağız içi dışarıdan gelen her şeye açık. Yani her gün dışarıdan yemek yiyorsunuz. Her gün diş etinizde fırçalarken bakteriye maruz kalıyorsunuz. Sizin çok daha steril ve daha çok korunmaya ihtiyacı olan kalp damarlarınızdan, kalbinizde veya vücudunuz herhangi bir yerinde, safranızda,
bazen beyninizde bile implantlar kullanılabiliyor. Titanyum esaslı maddeler kullanılabiliyor. Damarlarınızda stent olarak, kalbinizde pil olarak, bacağınızda platin olarak yer alabiliyor. Ayrıca hastalarımız implantın genelde yaptırdıktan sonra ağız kokusu yapacağına inanan hastalarımız oluyor. Ağız kokusu ağızdaki plaktan veya herhangi bir bakteriyel, yani o plağın içindeki bakteriyel operasyon, yani bakteriyel reaksiyonlardan oluşmaktadır. Bu doğal dişlerinizin etrafında da oluşur. Eğer yediğiniz yemekleri 24 saat içinde fırçalayıp uzaklaştıramazsanız bunlar diş plağı haline dönüşür. Bu diş plağının içinde bakterilerin oluşturduğu reaksiyonlar sonucunda da ağız kokusu oluşur. Siz de implantın etrafını, biz implant ameliyatından ve implant üstü dişi yaptıktan sonra tavsiyelerimize uygun bir şekilde temizlemezseniz tabii ki ağız kokusu olabilir. Ama çok basit bir temizlemeyle implanta özel makinalarla ya da implanta özel fırçalarla temizlerseniz kesinlikle herhangi bir ağız kokusu yaşamazsınız. Gayet güvenli bir şekilde ömür boyu implantınızı kullanabilirsiniz. Bir de hastalarımız implantın zamanla düşeceğini ve sürekli kullanamayacağını düşünüyor. Tabii ki siz kendi doğal dişinizi de sürekli kullanamadığınız ve kaybettiğiniz için bizim yanımıza geliyorsunuz diş eksikliğinizden dolayı. Eğer implantınıza da iyi bakamazsanız implantı da kaybedebilirsiniz. İmplantların etrafında da kemik erimeleri oluşabilir ve implant kaybına yol açabilir. İmplant doğru ve güzel bir şekilde yapıldığı zaman ve hastalarımız da günde 2-3 dakikasını ayırarak çok basit bir şekilde temizlediği zaman güvenli bir şekilde ömür boyu kullanılabilir. Kesinlikle çok uzun zaman geçse de herhangi bir düşme yapmaz. İmplant tedavisi böyle kolay ve basit bir tedavidir.